YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün çok güzel şerbetli bir tatlı tarifim var. Burada 200 gram kadar kadayıf var. Öncelikle bunları böyle küçük küçük tel tel koparalım. 200 gram kadar kadayıfı böyle minik minik doğradım. Şimdi üzerine 2 su bardağı fındığı çektim. Bir çay bardağı da tahin. Tarifin iç malzemesi böyle. Bu tatlının tabii bir hikayesi var. Trabzon'da özellikle çok yapılıyor ama içine kadayıf koyulmuyor. Fındık, tahin ve fındık ezmesiyle hatta bazı restoranlarda da satılıyor. İstanbul'da da bazı restoranlarda var. Geleneksel bir tatlı. Ben ondan esinlenerek bu sefer kadayıf koydum. Kadayıfları da küçük küçük doğradım. Şimdi hepsini güzelce harmanlayalım. Bütün malzemeler birbirine güzelce karıştı. Hatta daha iyi yedirmek için böyle elinizle bu şekilde yaparak çok kısa sürede hemen oluyor. Bu arada tahin tadı gelmiyor. Fındıklara ve kadayıfa çok güzel bir lezzet katıyor ama tahin tadını almıyorsunuz bu tatlıdan. Bu şekilde güzelce karıştırdım. İç malzememiz hazır. Tatlının yağ içinde 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ. Bu tarifte şimdi hazır baklava yufkası kullanıyorum. 3 kat üzerinden tatlarımızı hazırlayacağım. Tabii üzeri çok çabuk kuruduğu için yufkaların hemen ihtiyacımız olan kadarını alıp üzerini tekrardan kapatalım. İlk yufkayı serdikten sonra yağdan şöyle biraz damlatıp her yerine sürelim. Üzerine üçüncü yufkayı da koydum. Üç kat üzerinden yapıyoruz. Bunu da yağlayalım. Şimdi yufkanın geniş kısmına kadayıftan böyle bir sıra dizelim. Daha sonra böyle sıkı bir şekilde saralım. İç malzemem bitene kadar tatları hazırlamaya devam ettim. Toplam 24 tane de yufka kullandım. Böyle bir büyük fırın tepsisini doldurdum. Şimdi bunları küçük küçük keselim. Tatları dilim dilim kestim. Şimdi kalan yağı bir fırçayla üzerine sürelim. Tatlımız artık pişmek için hazır. Fırınımızı önceden 180-190 derecede ısıtalım. Sıcak fırında alt üst güzelce kızarana kadar pişirelim. Tatlıyı şimdi fırından çıkarttım. Altı üstü güzelce kızardığı zaman fırından alabilirsiniz. Şimdi üzerine soğuk şerbeti dökelim.
da yok mu? Tatlının şerbetini akşamdan hazırlamıştım. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, 1 limon dilimi. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra altını biraz kısıp 10 dakika kadar daha kaynattım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şu an tadına bakamıyorum ama çok bildiğim, çok sevdiğim tatlardan biri. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Tadı da oldukça lezzetli. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.